Sizi Türkiye ne diyecek bu konuda diye merak edeceğimiz bir habere götüreceğim. Bakın Erdoğan e, Esma'yı biliyorsunuz ve e, Esma'nın sonrasında bu hareket bu dört parmak işareti Erdoğan'ın simgesi oldu. Hatta ben hatırlıyorum babasının gönderdiği mektupta İsmail'in okunmuştu. Türkiye'de Erdoğan gözyaşları içerisinde okumuştu. Şimdi bu, bu Rabia işareti elde kaldı. Bugün yine Rabia'yı yaptı, bu işareti yaptı. Ama bakın darbeci sisinin memleketinden gelen habere hala daha tepki gösterilmiyordu. Darbeci sisi idam edecek 8 kişi ki içinde Esma'nın babası da var. 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz? <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalıkları Rabia işaretiyle selamlıyor ama bu selamın adını aldığı meydanla anılan isim Mısır'da idama mahkum oldu. Muhammed El Biltaci. Türkiye Muhammed El Biltacı ismini ilk kez Mısır'da darbe karşıtı gösterilerle duydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan olaylarda ölen ve direnişin sembol ismi olan Esma Biltacı için babasının yazdığı şiiri okurken gözyaşlarını tutamadı. Sen şehit olmadan iki gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Okuduğu o şiir darbeden önce Hürriyet ve Adalet Partisi İcra Komitesi üyesi olarak görev yapan Muhammed El-Biltaci'ye aitti. Mısır Mahkemesi 10 yıldır yargılanan Muhammed El-Biltaci'nin de aralarında olduğu üst düzey 8 Müslüman Kardeşler yöneticisine Rabia Meydanı'ndaki olaylar nedeniyle idam cezası verdi. <laughs> 10 yıl sonra Mısır politikası 180 derece değişti. Erdoğan bir ay önce Kahire'de Sisi ile görüştü. Kahire'den idam kararı çıkarken Erdoğan son olarak Mersin'de kalabalıkları yine Rabia ile selamladı. Ancak Muhammed El Biltacı ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Değerli kardeşimi konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim. Erdoğan'ın 14 Şubat'taki Mısır ziyaretinin ardından Müslüman kardeşlerin İstanbul'daki kanadının lideri Mahmut Hüseyin'in Türkiye vatandaşlığı iptal edildi. Sesi hükümeti atılan bu adımlardan memnun. Bir siyasetçiye nasıl güvenebilirsiniz veya neyine güvenirsiniz bir siyasetçinin? Bakın Rabia işareti yapıldı. Esma'nın şehit edilmesinden, öldürülmesinden sonra ardından babasının mektubu. Bak o mektubu ben bir kez daha buldum okuyayım. Muhammed Biltaci diyor ki geçmişte yazdığı mektupta, Türkiye'de de okunan mektupta. Sevgili kızım, güzel yüzüne, güleç dudaklarına, ince duruşuna ve olgun karakterine iştiyakımın ne kadar olduğunu ancak Allah bilir. Buna karşı sabrı da Allah verir. Sana elveda demiyorum, bilakis görüşmek üzere diyorum. Sayın Erdoğan ne diyorsunuz? Kardeşiniz Sisi'ye iki laf edecek misiniz? İşte samimiyet arıyorum. Samimiyet var mı? Bunda yok. Hiçbir şey yok. Ve Türkiye'den ne Dışişleri ne Erdoğan hiç kimse ağzını bile açmıyor. Şu soruyu soracağım ardından siyasete geçeceğim. Acaba Erdoğan 14 Şubat gününde Mısır'ı ziyarete gittiğinde bunu biliyor muydu? kendisine bu durum anlatılmış mıydı söylenmiş miydi bilemeyiz ama siyasette durusuzluk arıyorsanız alın size durusuzluğun alası geldik ee, devam